Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Dünyanın neresindeyseniz ve hangi saat dilimindeyseniz günaydın, iyi öğleler ve iyi akşamlar ve iyi geceler arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır, senelerdir yapmadığım bir şey yapmak istiyorum. Girls Talk, yani kızlar arasında bir konuşma yapacağız arkadaşlar. Sizlere dedim ki derdiniz neyse söyleyin, probleminiz neyse söyleyin, itirafınız neyse söyleyin. Bunları burada konuşalım. Ondan sonra da yorum yapalım, sohbet edelim. Sohbet havasında bir video olsun diye düşündüm. O yüzden kameranın karşısındayım. Bunu isterseniz beğenirseniz bu konsepti yine arada bir yaparız. Bir sürü geldi ama ben aralarından birkaç tane seçtim. Çünkü hepsine cevap vermeye kalkarsak bu video en az 3 saat olur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki ben çok konuşmayı seven bir insanım. O yüzden arkadaşlar uzun süreceğini düşündüğüm için sadece şöyle bir 7, 8, 10, 15 tane falan seçtim. Başlıyorum arkadaşlar. Lafı da çok fazla uzatmanın bir manası olmadığını düşünüyorum. Ve başlıyorum. Mantıksal hareket edip evlilik vizesiyle Amerika'ya gidiyorum haftaya. Çok pişmanım. Bir pişmanlık gelmiş. Yani ben şunu hiç önermiyorum arkadaşlar. Hani yurt dışına gidebilmek için birileriyle evlilik yapmak vesaire, bunları çok önermiyorum. Ama mantık evliliğine de açıkçası çok da karşı olduğumu söyleyemem. Çünkü günümüz dünyasında siz de biliyorsunuz ki ekonomi her şey. Her şey artık bir para akışına döndüğü için, yani evet, aşık olmak çok güzel, aşık olduğunuz insanla evlenmek çok güzel bir şey, ama belli bir süre sonra evliliğin içine girdiğinizde anlıyorsunuz ki sadece aşk her şeye yeterli değil. Yani sizin o evlendiğiniz insandan, kadından veya erkekten bir çocuğunuz olacak. Çocuğunuzun geleceği için sadece aşık olmak yeterli değil. Karşınızdaki insanın bilgili, kültürlü, çocuğunuza iyi eğitim verebilecek, iyi annelik, iyi babalık yapabilecek biri olması lazım. Aynı zamanda sizin baba evinizde, yani aile evinizde, hem kadınlar için geçerli bu, hem erkekler için geçerli. Ayrıldığınız zaman o evden, kendi hayatınızı kurduğunuzda daha kötü bir durumda yaşamamanız gerekiyor. Yani kadının da bir geliri olmalı, erkeğin de bir geliri olmalı ve birbirinize saygı da duyabilmelisiniz. Birbirinize oturduğunuzda bir şeyler de konuşabilmelisiniz. Yani evet, karşınızdaki insana deli divane aşık olmayabilirsiniz ama mantıklı düşündüğünüz zaman evet, bu insan iyi bir insan, benim çocuklarıma iyi annelik, iyi babalık yapabilir. E hoş da anlaşabiliyoruz. Bu şekilde mantık ken evlilikle yapabilirsiniz ama yurt dışına çıkmak için, yani bulunduğunuz ülkeden kurtulmak, bulunduğunuz ekonomik durumdan kurtulmak için yurt dışı evliliklerini çok doğru bulmuyorum. Çünkü bambaşka bir kültüre gidiyorsunuz. O kadar zor ki arkadaşlar. Hani çok aşık olarak evlenen ben bile bunu söylüyorum. Çok zor. Gerçekten çok zor. O yüzden bunu yapmamaya çalışın. Bir diğeri birazcık fiziksel görünümle ilgili. Memem küçük ve bu benim kadın gibi hissedemememe sebep oluyor. Açıkçası aynı durumdan ben de muzdaribim. Doğum yaptıktan ve çok kilo verdikten sonra göğüslerim inanılmaz derecede küçüldü. Zaten küçüktü. Ve bu da benim mesela diğer kadınlara baktığım zaman, diğer kızlara baktığım zaman onların göğüslerinden daha küçük göğüslere sahip olduğum için kendimi böyle çocuk gibi, bilmiyorum, bir şekli yokmuş gibi vücudum, böyle dümdüz çocuk vücuduymuş gibi hissediyorum ve bunu düzeltmek için ilk önce spora başvurdum. Estetik operasyonlardan önce ilk önce bir sporla, çünkü ben çok zayıfım, olman gerekenden de zayıfım, biraz kilo alıp şekillenip baktım ki hala olmuyor ve bu benim psikolojimi çok bozuyor, bu benim moralimi çok bozuyor, kendimi güzel hissetmiyorum, aşırı derecede beni üzüyorsa eğer, o zaman estetik operasyonlara başvurabilirim. Estetiğe kesinlikle karşı bir insan değilim. Yani gördüğünüzde sizin moralinizi bozuyorsa, sizin psikolojiniz üzerinde kötü etkisi varsa, yaşınız da tutuyorsa, çünkü bu kararlar çok önemli kararlar. Bu kararlardan sonra geri dönüşü olsa bile vücudunuzun eski halini alamayacağını bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar iyice düşünüp tartıp nasıl olur, nasıl yapılır, ama ilk önce doğal yollarla düzeltmeye çalışıp doğal yolla hiçbir şekilde olmuyorsa yapacak bir şey yok. Yani kendimizi güzel hissetmek için o imkanımız varsa
operasyonu da geçirebiliriz. Benim hayattaki amaçlarımdan bir tanesi kendimi iyi hissetmek. Çünkü ben kendimi iyi hissedersem çevremdeki insanlara da iyi bir enerji veririm. Onlar da kendilerini benim yanımdayken iyi hisseder. Ve özgüven arkadaşlar, yani girdiğiniz her ortamda çok önemli bir şey. YouTube videosu da çekiyorsanız, spor salonuna da gidiyorsanız, bir yerde çalışıyorsanız veya arkadaş ortamınızda bile özgüvensiz olmak çok zor bir durum ve insanlarla iletişim kuramamanıza sebep oluyor. Bu yüzden kendinizi iyi hissettiğiniz şeyleri yapın. Yapmak istiyorsanız yapın. Vallahi yapın. Şimdi bu birazcık karışık bir hikaye. Ben okuduğumda çok anlam veremedim. Anlayamadım. Tekrardan okuyacağım. Bu sefer yorum yapmaya çalışacağım. Yani şu telefonun sesini kısayım. Instagram'da beğeni geliyor da. 8 sene önce flörtleştiğim ancak şu an arkadaşım olan kişiyle buluştum. Eşim de yanımdaydı. Amerika'dan geldi. Oraya gitme durumumuz var. O yüzden buluştuk. Ve öyle bir şey oldu ki. Eşim İngilizce bilmiyor. Bir ara sıkıldı, tele takıldı. Ve arkadaş bana eski fotoğrafları gösterdi. Öpüşmeli. Abi çok heyecanlı. Ne yapacağımı asla bilmiyorum. Aslında arkadaşa güvenmiyorum. Ama neden hala tutuyorsun o fotoğrafları? Nedenini bilmiyorum ama bir korku sardı beni. Bu arkadaşla eski fotoğraflara baktık. Yani birisi var anladığım kadarıyla. Şimdi sen evlendin. Biri eski bir flörtün, bir arkadaşın var. Eskiden bir şeyler yaşamışsınız ilişki tarzında. Sizin de işte flört döneminizde veya ilişki döneminizde öpüşerek çekindiğiniz fotoğraflar filan var. Ama aradan onca sene geçmesine rağmen bu kişi hala bu fotoğrafları tutuyor. Siz de hep birlikte buluştunuz. Sizin çünkü Amerika'ya gitme durumunuz var. Ve bu adam da zaten Amerika'da yaşadığı için belki işte size bununla ilgili bilgi verir vesaire diye tanıdık da biri olunca buluştunuz. Sonra adam durduk yere buluşmada eski fotoğrafları gösterirken bu öpüşmeli fotoğrafları da gösterdi. Sonra sizi de korku saldı. Neden? Çünkü eşinize de gösterir ve aranızı bozar diye. Evet, harika bir üçgen, beşgen. Tabii ki buna aşk üçgeni demeyeceğim. Siz evlisiniz ve eşinizi seviyorsunuz. Eşiniz aranızın bozulmasını istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi bu adamın niyetin iyi olmadığını ben söyleyebilirim. Çünkü bir insan, yani bitmiş bir ilişki, aradan seneler geçmiş, 8 sene sanırım. 8 sene geçmiş ve hala sizin o flörtleştiğiniz dönemdeki fotoğrafları tutup da sizin eşinizin yanında size göstermesi, bu bir nevi bir sizi bir tehdit mi? Hani bak gösteririm tarzında mı bilmiyorum ama sizin yerinizde olsam eşime eskiden bir şeyler yaşadığınızı bu insanla, ama yani çok eskide kaldığını, o hayatınızda yokken olan bir şey ve bu adamla görüşmek istemediğinizi veya hiç bu konuları açmadan ya ben güvenemedim, eskiden de tanıyordum pek güvenemedim, o yüzden biz kendi yolumuza bakalım tarzında bu adamı hayatınızdan ekarte etmeniz gerekiyor. Başka türlü, çünkü siz bu adamla böyle evinizin, ailenizin içine aldıkça sürekli sizi bu tehdit yoluyla veya şantaj yoluyla, o fotoğraflarla daha kötü şeyler olabilir ve eşiniz bu durumdan daha önce bahsetmediğiniz için aranızda daha büyük problemler olabilir. Bu yüzden bence bu insanı hayatınızdan ekart edin, yok edin yani. Eşinize deyin, böyle böyle, böyleyken böyle oldu. Hani buluştuk filan ama yani çok gözümde tutmuyor. Eskisi gibi değilmiş. O yüzden biz kendi yolumuza bakalım. Boş ver bu adamı. Ya da dediğim gibi ben olsam açık açık söylerdim. Derdim böyle böyle bir durum var. Ama bu seninle tanışmadan çok çok önceydi. Geldi durmuş, yani silmemiş fotoğraflarımızı, birlikte çekindiğimiz fotoğraflar var. Silmemiş, senin yanında kalkıp bana gösterdi. Ben de çok panikledim. Hani ama yine de aramızda böyle bir gizli saklı bir şeyin olmasını istemedim. Bak böyle böyle bir durum var ve ben bu adamın bu hareketinden hoşlanmadım. Görüşmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum dersen bence eşin anlayış gösterecektir. Yani benim eşim olsa anlayış gösterirdi. Ama yani dediğim gibi o adamı hayatından çıkar, çünkü çok tekin birine benzemiyor. Biraz takıntılı biri gibi geldi bana, bilmiyorum. Biraz korkutucu yani. Panik yapma bence eşine. Artık eşinin nasıl biri ve ne tepkiler vereceğini bilmediğim için tam olarak yorum yapamıyorum. Ama eşine bence bu durumdan bahset ve o adamla bir daha görüşmeyin. Yani bence görüşmeyin.
En mantıklısı bu. Siz ne düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bu arkadaşımıza siz olsaydınız ne yapardınız? Lütfen yorumlara yazın. Çünkü yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Hani bilmiyorum eşinizin tepkilerini. O yüzden yardım ederseniz çok sevinirim. Ergenlik çatlakları. Abla aşırı canımı sıkıyorlar. Bacaklarımdan kalçama göğsüme kadar her yerdeler maalesef. Ay hayatım benim. Ne kadar da ben. Benim de vücudumun her yerinde çatlaklar ve bu hamilelikten olmadı. Yani daha önce kilo aldığım ve kilo verdiğim dönemlerde vücudumun her yeri çatladı. Kollarımın buraları, karnım, bacaklarımın içi, dışı, dizlerim, sırtım, belim. Şu belimi bir görseniz var ya, bildiğiniz harita gibi. Ama bu benim çirkin bir insan olduğum anlamına gelmiyor. Bu şeyler canınızı sıkmasın. Yani dünya üzerinde birçok kadının, birçok erkeğin yaşadığı problem. Bizim derilerimiz çok esnek değil. Ya esnedikten sonra yırtılıyor maalesef ki ve biz de büyüyoruz. Bu hani illa aşırı kilo almaktan değil. Geliştikçe vücudumuzda yırtıklar olabilir derimizde. Bunlar iyileşiyorlar. Bunlar ayrıca tedavisi de var. Hani bu kadar moralini bozuyorsa lazerle falan siliyorlarmış. Ama ben silmeme taraftarıyım çünkü her gördüğümde çatlaklarımı, her baktığımda aklıma o kilolu olduğum dönem geliyor. Ve böyle kendi kendime diyorum ki yani çok şey yaşadın, çok şey atlattın, ne kadar azimli bir insansın. Hani şimdiki sen olsan bu kadar azimli davranıp o kadar kiloyu verebilir miydin? Yani yakından gösterebilir miyim bilmiyorum ama kollarım çatlak içinde, bakın buralar. Çatlak içinde yani... Üzülme, gerçekten üzülme yani. Bunlar doğal, olabilecek şeyler, hepimizde olan şeyler. Bunlar utanılacak, saklanılacak veya birilerinin sizi alay konusu edebileceği şeyler değil. Kim, herkes ister vücudunda hiç selülit olmasın, hiç çatlak olmasın, pürüzsüz vücutlara sahip olalım, kollarımızda, bacaklarımızda hiç kıllar çıkmasın, böyle tertemiz olalım. İşte prensesler gibi pamuklara sarılalım. Bunu herkes ister ama dünyanın gerçekleri bundan ibaret değil. Güzellik standartlarına hepimiz uymak zorunda değiliz ve uyamayız da. Dünyaca ünlü modellerin bile çatlakları varken biz kimiz ki? Olsun çatlağın, o da senin hayattaki izlerin yani. Vücudunda senin her aldığın yaşın izi olsun. Bu yüzden bunlar seni üzmesin. Canını sıkmasın. Eğer böyle çok gerçekten moralini bozuyorsa ve insan içine çıkamayacak kadar kendini kötü hissediyorsan, dediğim gibi lazerle silinebiliyor bunlar. Bunun dışında bunlara engel olabilmek için vücudunu bol bol nemlendirmen, ani kilo alma ve ani kilo vermeleri engellemen gerekiyor. Onun dışında yani üzülme. Tek söyleyebileceğim şey üzülme. Bende de var ve vücudumda emin ol senden daha çok çatlak vardır. Ve ben sildirmeyi falan düşünmüyorum bu arada. Yani bilmiyorum, hoşuma gidiyor çatlaklarım. Yani kimsenin hoşuna gitmez ama benim böyle hoşuma gidiyor baktıkça. Şuralarım falan hep çatlak. Bir itiraf daha gelmiş. Kaçarak evlendiğime çok pişmanım. Arkadaşlar ben bugüne kadar çevremde duyduğum, gördüğüm, dinlediğime göre anne babaların istemediği evliliklerde problemler çıkıyor. Bakın, ister kaçarak evlenmiş olun, isterse zorla izin alarak evlenmiş olun. Anne baba böyle olmaz diyorsa, kesinlikle karşı çıkıyorsa mutlaka bir problem çıkıyor. Ya mutlaka bir problem çıkıyor. Hani bunu şey olarak söylemiyorum. Yani anne olduktan sonra da böyle hani şey diyor insan, ya ben çocuğum için en iyisi olsun istiyorum. Ve sizin görmüş geçirmişliğiniz, o insanın, en azından çocuğun bir problemi yoksa, evlendiğin insanın bir problemi yoksa, ailesindeki problemi anne baba görebiliyor. Ve evliliklerin çoğunun bitme sebebinin aileler olduğunu biliyor muydunuz? Yani çiftin hiçbir problemi yok. Birbirlerini seviyorlar, sayıyorlar. Ama sürekli ailelerin evliliklerinin üzerindeki etkisi yüzünden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Çünkü aile baskısı. Ailelerin, özellikle bu Türk kültüründe, Kore kültüründe, çocuğumun evine barkına karışmayayım şey yok. İlla karışmak zorundalar. İlla söz sahibi olmak zorundalar. Özellikle bunu erkek tarafı çok yapıyor. Oğullarının bir birey olduğunu kabullenemiyorlar. Özellikle erkek anneleri. Bu yüzden arkadaşlar
Ya ailenizle mesela anneniz babanız biriyle evlenmenizi istemiyorsa bir sorun. Deyin ki anne neden? Benim göremediğim ne var ki sen gördün bu kadar karşısın? Ya bunu sormak bence gayet doğal bir şey. Annenizin mantıklı bir açıklaması varsa siz de gözlemleyin çünkü bir hayat kuruyorsunuz. Sadece kendi hayatınız mahvolmayacak. İleride çocuklarınız olacak ve onların hayatı da mahvolacak bu kaosun içinde. Bu yüzden bunu iyi düşünün arkadaşlar. Böyle pişmanlıklar yaşamamak için. Umarım yani sen de bir gün eğer bu kadar çok pişmansan umarım bir gün cesaretini toplayıp bu pişmanlıklarından arınabilirsin. Seni yönlendirmek istemiyorum hiçbir şey için. Bu karar senin özgür ve hür iradenle alınması gereken bir karar. Hayatını ne kendine, ne ailene, ne de başka birine muhtaç, yani nasıl söyleyeyim? Hayatını birileri yüzünden mahvetme. Anladın mı? Hani bana boşanmış kadın diyecekler, şöyle diyecekler, el alem bunu diyecek gibi düşünme. Çünkü bir tane hayatın var ve bu hayatı pişmanlıklarla dolu bir şekilde geçirme. Veya eşinle düzgünce bir şekilde konuşup orta yolu bulmaya çalışın. Benim sana verebileceğim tavsiye sadece bu olur. Yani özellikle bunu tekrar söylüyorum. Seni bir şey için yönlendirmek, bir şey için zorlamak kesinlikle değil amacım. Sadece hayatını mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde, pişmanlıkların olmadan yaşamanı istiyorum. Umarım bunu bir gün başarabilirsin. Umarım pişmanlıklarından kurtulabilirsin. Bekar kadınların bol bol flört etmesi gerektiğini düşünüyorum. Olmayacak erkeklere zaman yok. Yani bilmiyorum, bunu bazı insanlar yanlış bulabilir ama bence de ben de öyle düşünüyorum. Çünkü insanları tanımak için yani bir kişiye çok vakit harcayıp sonra onun sonunda hüsrana uğradığınızda bir başka bir ilişkiye başlamak çok zor oluyor arkadaşlar. Ya uzun ilişkiden çıkıp yeni bir ilişkiye hızlı bir şekilde başlamak çok zor oluyor ve onun hırsıyla belki yanlış kişilerle birlikte olabiliyorsunuz. Bu yüzden hani bakın yani tartın bu çocuktan olur mu olmaz mı bu kızdan olur mu niyetine. Baktınız ki niyeti sadece vakit geçirmek, o zaman yani devam etmenin bir mantığı yok. Hani hepiniz evlenin demiyorum. Evliliğe teşvik etmiyorum kesinlikle. Ama yani vaktinizi harcamayın boş yere. Anladınız mı? Sizin amacınız evlenmek ve bir yuva kurmaksa böyle niyeti olmayan, evlilik gibi bir niyeti olmayan bir insanla neden vakit harcıyorsunuz ki? Hani şunu demiyorum. İşte biriyle sevgiliyken birkaç kişiyle flört edin falan demiyorum. Onu demiyorum. Baktınız ki bu çocuğun veya bu kızın evlilik gibi bir düşüncesi yok. O zaman ilişkinizi bitirip önünüze bakın. Başka insanlarla konuşun. Başka insanlarla flörtleşin. Başka insanları tanımaya çalışın. Yani bir kişiye o kadar vakit harcayıp sonunda hüsrana uğrayıp psikolojik problemler yaşayıp ondan sonra tekrar bir ilişkiye başlamak o kadar zor ki. Bu yüzden arkadaşlar bence bu söylediği doğru olmayacak. Erkeklere zaman yok. Yine evlilik, kültür farkları, böyle bir itiraf mı, pişmanlık mı desem öyle bir şey gelmiş. Kültür olarak çok farklı biriyle evlendim. Severek evlenmiştim. Ama bazı şeyleri aşamıyoruz. Biraz pişmanım. Bakın dediğim şey, severek ve aşık olarak evlenmek her şey için yeterli değil. Ya kendinize uygun biri olması lazım. Mesela biriniz futbol severken diğeriniz böyle müze gezmeyi seviyorsa, ikinizin sevdikleri şey birbiriyle dağlar kadar farklıysa bile zorlanırsınız. Mesela bu şey de çok oluyor. Doğu ve Batı evliliklerinde. Doğulular biraz daha farklı bir kültüre, biraz daha farklı bir aile yapısına sahipken, Batı'daki insanlar biraz daha farklı ya. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani sizin düşünce yapınız, mesela atıyorum, eşiniz aşırı aşırı milliyetçi birisi. Böyle aşırı aşırı işte Türkler, Türkler filan. Ama siz de çok şeysiniz böyle. Hümanist bir kadınsınız. İşte aktivistsiniz. Yaşasın yeşillik filan böyle. Yani bu evlilikler olmaz arkadaş. Aşık olsanız dünyanın en güzel kadını siz olsanız, dünyanın en yakışıklı erkeği o olsa bile olmuyor. Çünkü birbirinize uyamıyorsunuz. Anlaşamıyorsunuz. Belli bir noktadan sonra aşk ve sevgi yetersiz kalıyor. Yani oturup iki kelime sohbet edemeyecekseniz, bir filmi beraber izleyemeyecekseniz, aynı takımı destekleyemeyecekseniz, yürekleriniz bir olamayacaksa, aynı evin içinde belli bir süre sonra böyle şey gibi oluyorsunuz, iki yabancı.
O kendi aleminde, siz kendi aleminizdesiniz. Böyle çiftler çok fazla var arkadaşlar. Sırf aşık olduğunuz, bakın mantıktan bahsettiğim buydu işte. Ya mantıklı düşünün, tamam çok seviyor olabilirsiniz ama karşınızdaki kişi nasıl biri, nelerden hoşlanıyor, kitap okuyor mu okumuyor mu, hangi tür filmleri seviyor, hangi tür müzikleri seviyor. Yani eşinizle oturup sizin sevdiğiniz türde bir müzik dinleyemeyeceksiniz bir yolculuk ederken. Bu ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Müzik tarzınızın bile uyumaması. Düşünsene, o bir tane müzik dinliyor ama o size hiç hitap etmiyor ve yol boyunca o müziği dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Değiştir dediğinizde bu sefer onun canı sıkılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden arkadaşlar, bu tür pişmanlıklar yaşamamak için kendi... Türklerde şey vardır arkadaşlar, bunu yabancılar çok söylüyor. Türkler kendi dengiyle evlenir. Fakirse, mesela orta halliyse orta halli bir kızı alır. İşte fakirse fakir bir kızı alır veya erkeği alır. Zenginler zenginlerle evlenir. Hani her şey dengi dengine olmalı bence de. Tabii ki böyle çok ekstrem durumlar olmadığı sürece... Bence davul bile dengi dengine diyorum arkadaşlar. Burada uzun bir hikaye var. Bir arkadaşlığın bitme hikayesini dinliyoruz arkadaşlar. Neredeyse 10 yıllık yakın dediğim arkadaşımla konuşmayı kestim. Birikmiş nedenler var. Az önce hafıza kartımın şeyi bitti, yeri bitti. O yüzden tekrardan okuyorum. 10 yıllık bir arkadaşlığın bitme hikayesi. Neredeyse 10 yıllık yakın arkadaşım... Dediğim arkadaşımla konuşmayı kestim. Birikmiş nedenler var. En son yaptığı şey çok üzdü beni. Kendisi doğum gününden bir ay önce bile ağzıyla hediye ve pasta istiyor. Her sene ben de yapıyorum. Arkadaşım olduğu ve ağzıyla söyleyip istediği için bana gelince senelerdir ne hediye ne pasta gördüm. Bana gelince hep bir bahane buldu. Yok işim vardı, yok param yoktu. Doğum günümü bile en son kutlayanlardan oluyordu. Ben de artık dayanamadım ve ağır konuştum. Yine kendisini haklı çıkarmayı buldu. Haksız olduğu halde ben de hayatımdan çıkardım. Bana büyük haksızlık etti. Her kötü durumda yanında oldum. Maddi, manevi, o hiçbir zaman benim yanımda olmadı. Kısacası şu an hayatımdan kaosu çıkardım. Cevaplarsan çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlık ilişkileri kötü giden birisi olarak, genel olarak ben bu konuda neden, bakın böyle bir şeylerin yaşamanız, böyle şeyleri yaşamanızın nedenini ben size şimdi açıklayacağım. Çünkü böyle bu olaya benzer bir olay ben de yaşadım zamanında. Bir arkadaşım vardı. Onun doğum gününü onun istediği gibi kutlamamışım. Öyle dedi. Olsun, yine de helali hoş olsun. Gerçekten helali hoş olsun. Hiçbir şey, yaptığım hiçbir şeyi haram etmiyorum ona. Umarım gerçekten de hayatında çok mutlu olur. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Benim hatam, yapmaya da bilirdim. Benim hatam, yani senin istediğin gibi olmalıydı. Olmadı çünkü senin doğum günün. Neyse, kendisi benim doğum günümü kutlamadı bile bu arada. Hediye bilen hiçbir şey beklemiyordum. Kutlamadı bile doğum günümü. Çünkü ben onun istediği için istediği gibi kutlamamışım. Neyse arkadaşlar, uzun lafın kısası, neden böyle şeyler yaşıyoruz biliyor musunuz? Çünkü biz çok değer veriyoruz. Dengeyi bozuyoruz. Yani onun size yapmadığı şeyleri siz ona yapıyorsunuz. Ve denge bozuluyor. Böyle olmanız lazım. O size ne kadar yapıyorsa sizin de ona o kadar yapmanız lazım. Denge bozulduğu zaman arkadaşlık ilişkileriniz kötü gider. Ve ben bunu yeni öğrendim. Bu yüzden arkadaşlık ilişkimde biri bana bir yapıyorsa ben ona 10 asla yapmıyorum. Bir yapıyorsa bir yapıyorum. İki yapıyorsa iki yapıyorum. 2,5 bile yapmıyorum. Bu yüzden arkadaşlar, arkadaşlık ilişkilerinizde lütfen dengeyi bozmamaya çalışın. Hayatınızdan çıkarmanız iyi olmuş. Hani demek ki dengesiz bir ilişkiniz varmış ve bitmesi gerekiyormuş. Yani arkasından kötü düşünme. O öyle biridir. Sen sadece haddinden fazla şey yapmaya çalışmışsındır. Bu yüzden bunun için üzülme. Sadece bundan sonraki ilişkilerinde dengeyi korumaya çalış bence. Yani ben olsam öyle yapardım, ki öyle yapıyorum. Daha mutlu hissediyorum kendimi. Bundan sonra sen de böyle yaparsın umarım. Az önce eşim aradı, spordan çıkmış. Benim de birkaç tane kaldı zaten. Eski erkek arkadaşım bir ay önce evlendi. Şimdi mesaj atmaya başladı, pişmanım diye. Asla cevap verme. Bak, kötü olan sen olursun, ben sana söyleyeyim. Çünkü evlenmiş, barklanmış. O artık... Bekarlar için çevrim dışı bir adam. XXX arkadaşlar. Böyle evlenmiş adamlarla falan
muhatap dahi olmayın. İsterse köpekler gibi böyle peşinizde koşsun. Hani böyle devam ederse eşine yaz. Böyle böyle yapıyor, haberin olsun diye. Ya da ben olsam hiç yazmazdım bile. Her yerden engellerdim. Yokmuş gibi davranırdım. Sakın cevap bile verme. Sen suçlu olursun. Ailem muhafazakar. Bense tam tersi. Vicdanım beni rahat bırakmıyor. Ne yaparsam yapayım. Din konusunda çok fazla soru gelmiş. Ben bunu aldım. Başörtüsü konusuyla ilgili de çok soru gelmiş. Arkadaşlar şimdi beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Kesinlikle. Bunlar sadece benim fikirlerim ve bunları size dayatmıyorum. Şimdi Türk toplumunda ya Müslüman toplumlarda herkesin Müslüman olması gerekiyormuş, herkesin başını kapatması gerekiyormuş gibi zorunluluk getiren bir durum söz konusu. Yani zorlayarak ve insanlar mesela dinden soğuyor birisi, atıyorum işte Müslümanlıktan soğuyor, dinden soğuyor. Ama korkusundan, cehennemde yanma korkusundan bunu dile getiremiyor ve sürekli kendini suçluyor. Ben cehennemde yanacağım böyle düşündüğüm için. Ve bu korkuya dayalı bir inanç sistemi oluyor. Yani Allah'tan korktuğunuz için ona mecbur olmayın. Allah'ı sevdiğiniz için inanın. Korktuğunuz için inanmayın. Sevin, sevmeye çalışın, anlamaya çalışın. Yani din size bir şeyi neden yap diyor. Mesela başını neden kapat diyor sana. Anladınız mı? Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, az önce eşim geldi ve yemek yiyor şimdi. Neyse, nerede kalmıştık? Demek istediğim şey arkadaşlar, korku üzerine bir inanış olsa bile size çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden araştırıp öğrenmenin hiçbir sakıncası yok. Yani başınızın açık olması veya kapalı olması size, evet yani dinin kuralı, başınızı kapatmanın daha doğru olacağını tabii ki de hepimiz biliyoruz. Ama yani bu sizin sosyal hayatınızda sizi bu kadar zorluyorsa ve sizi bu kadar böyle dinden uzaklaştırıyorsa gerçekten, hani her gün o başörtüsünü takarken böyle nefretle veya ne bileyim istemeyerek takıyorsanız, bence bu sizin inancınıza ve Allah'la olan ilişkinize mesafe koyuyor. Bu yüzden bence ailelerinizin bu konuda hani sizi çok fazla sıkmaması gerekiyor. Yani biliyorum, evet, ailelerimize söz geçirmek birazcık zor oluyor. Özellikle din konusu olunca bizim toplumumuzun en hassas noktalarından bir tanesi ve bunu kullanmayı da insanlar çok seviyorlar. Yani mesela ben açık bir insanım. Ne bileyim işte böyle giyiniyorum. Saçım açık veya şortlar giyiniyorum ama hani özgür olduğum için, özgür bir şekilde dinimi yaşayabildiğim için inancımın hiçbir zaman eksilmediğini hissediyorum. Ama siz dinin tam gerekliliklerini sevmeyerek uyguladığınız zaman siz daha çok nefret edeceksiniz, daha çok uzaklaşacaksınız. Aslında sizi dine bağlamaya çalışırken dinden uzaklaştırdıklarının farkında bile değiller. Bu yüzden bu konularda yani siz kalbinizin sesini dinleyin, okuyun, araştırın. Bence Kur'an-ı Kerim'i zaten Türkçe okuyarak, yani Türkçe olarak anlamaya çalışarak bir başlangıç yapabilirsiniz. Evet, Arap alfabesi şeklinde inmiştir ve öyle okunması tavsiye edilir. Ama anlamadığınız sürece hiçbir faydası yok size. Anlayarak okuyun, Türkçesini okuyun, kendi dilinizde olanı okuyun ve deyin Allah size neleri söylemiş, nelerden sakınmanız gerektiğini, neleri yapmanız, neleri yapmamanız gerektiğini söylemiş. Bunları öğrenin, ona göre kendinize bir hayat çizgisi belirleyin. Ve hiçbir zaman çocuklarınıza Allah seni yakar, Allah seni cehenneme atar, işte şöyle cehennem ateşlerinde yanacaksın diye korku temeline kurulu bir din anlayışı yüklemeyin. Çünkü Allah kimseyi yakmaz. Yani siz günahlarınızın bedeli olarak cehenneme gidersiniz. Yani durduk yere Allah niye bir kulunu yaksın? Dur işte bu böyle yapmış, bunu yakayım, tövbe aşağı, öyle şeyler olabilir mi? Çocuklarınıza bunları aşılamayın arkadaşlar. Sadece onları sevgi ve saygıyla büyütmeye çalışın. Hiçbir yaratıcı, hiçbir tanrı ve Allah, yani artık neye inanıyorsanız, sizi yakmaz. Yani sizin yaptıklarınızın bedeli olarak bir ödülünüz veya bir cezanız olur. Bu yüzden çocuklarınıza iyiliği, güzelliği aşılarsanız zaten onların cehenneme gitme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Çünkü iyi birer insan olacaklardır. Bu yüzden arkadaşlar, din konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Yani çocuklarınıza çok baskı yapmayın ya bu konuda. Ben hiç şey yapmıyorum Mina'ya. Hani daha öğretmedim bile.
Yani büyüyünce kendisi zaten öğrenecek, kendisi zaten araştıracak. Bu yüzden bir baskıyla bir şeyler yapmak istemiyorum. Size de öneririm daha mutlu çocuklar yetiştirmek için. Çünkü yani sürekli benim aklımda şey var. Kur'an'ı işte yaktığı için köpek şekline dönüşen bir kız var ya, biliyor musunuz onu? Gözümün önüne o geliyor ve inanılmaz korkuyorum hala. Benim resmen çocukluk travmam. O yüzden arkadaşlar böyle şeyler çocuklarınızı korkutmayın lütfen. Önce iyi insan ve mutlu bir çocuk olması için elinizden geleni yapmanız yeterli. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoda konuştuğum, söylediğim her şey benim kendi yaşadığım şeyler ve kendi tecrübelerim, kendi fikirlerim. Bunun için kimse üzülmesin, üzerine alınmasın ve bana kızmasın. Videoda bahsedilen her şey sadece benim deneyimlerimdi. Herkese ve her insana, hayatımdan gelmiş geçmiş her insana özellikle teşekkür ediyorum beni bugüne getirdiğiniz için. Bana ben olmayı öğrettiğiniz için ve hayatta bir şeylerden ders almama sebep olduğunuz için. Hepinizin yolu açık olsun. Umarım hepiniz hak ettiğiniz hayatları yaşarsınız. Hak ettiğiniz başarıları kazanırsınız. Benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.